Süreniz 10 dakikadır. Buyurun lütfen sayın. Evet, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayıştay Başkanı ve Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı, değerli komisyon başkanı ve milletvekili arkadaşlarım, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada benden önce çeşitli konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalarda özellikle iktidara mensup arkadaşlarımızın bir kısmı bizim eleştirdiğimiz kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili, yani buralara çok önemli miktarlarda bütçeler aktarıldığına dair eleştirilerimize karşı şöyle bir ifade kullandılar. Efendim, biz hizmet üretiyoruz, hizmet yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, biz hiçbir zaman hizmete karşı değiliz. Hizmet tabii ki olacak, olmalı da. İktidar olarak bulunduğunuz süreç içerisinde mutlaka hizmet üretilmiştir, vardır bir şeyler. Ancak şunu da söyleyeyim, yine son konuşmacının beyanından yola çıkarak bu zamana kadar 21 bütçe gerçekleştirdik dediler. Doğrudur, 21 tane bütçe yapıldı ama şimdiki yapmakta olduğumuz bütçenin zaten en güzel tarafı da şu. Artık bu bütçe bu iktidarın son bütçesi. Yani bu bütçenin en güzel tarafı bu. Dün de söyledim. Dolayısıyla siz 21 bütçe gerçekleştirdiniz. İçerisinde işte kamu özel işbirliği projelerine, efendim kur korumalı mevzuatlara, faizlere, belli kesimlere büyük ödeneklerin ayrıldığı bütçeleri siz gerçekleştirdiniz. Biz ise vatandaşımızın, genel anlamda tüm vatandaşlarımızın dertlerine derman olacak bütçeyi inşallah gelecek yıl buralarda gerçekleştireceğiz. O nedenle biz kesinlikle hizmete karşı değiliz. Bizim eleştirimiz bütçemizin, ülkemizin bir şekilde belirli yerlere aktarılması. Yani kısacası biz soyguna karşıyız. Yine bir başka beyandan yola çıkarak, bakın sabah dendi ki efendim Cumhurbaşkanı koruması ile ilgili tabii yeterli korunacak. Hatta genel başkanınızı da koruyoruz. Şunu söyleyeyim. Bakın genel başkanımızı koruyamadınız. Bu da sizin iktidar olarak en büyük utancınız. Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Sayın Genel Başkanımız Ankara'nın Çubuk ilçesinde devletin bütün erkanının olduğu bir ortamda Genelkurmay Başkanı'ndan Emniyet Genel Müdürü'ne kadar yüzlerce polis, efendim yüzlerce jandarmanın olduğu, askerin olduğu bir ortamda saldırıya maruz kaldı. İşte bu sizin iktidar olarak en büyük utancınız olarak tarihe geçmiş durumda. Yine yargıyla ilgili arkadaşlarımız bir ifadede bulundu. İşte bu tek adamlık anlayışından yola çıkarak yapılan eleştiri yönüyle söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bakın, biz tek adamlık anlayışını eleştiriyoruz tabii ki. Neden? Bunun altında şu var. Bu sistem ve bu sistemin doğası gereği maalesef ki partili cumhurbaşkanı bu ülkede her şeye karar veren durumunda. İşte yasamayla ilgili her türlü kararı bir şekilde tabii ki alıyor. Yürütmeyle ilgili yine her türlü tasarruf yetkisi var. Yetmiyor. Yargıyla ilgili de var. Bunun örneklerini defalarca söyledik. Bakın anayasa değişikliği döneminde işte allayıp pullayarak anlatıldı. Ancak biz o dönemde gerçekleri söyledik. Vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Bakın burada yargıyla ilgili olan bölümler gerçekten ülkemiz adına büyük sorunlar yaratacak, tehlike arz edecek diye. Hep söylüyorum, ben 2010 referandumunda da hayır dedim. Bir sonraki 2017 referandumunda da hayır dedim. Eminim ki sizin çoğunluğunuz 2010 referandumunda evet dediniz. İşte o referandum sürecinde özellikle de yargıyla ilgili yaşananlar sonraki süreçleri doğurdu. Bunu siz de gayet sonuçlarının ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İşte
tek adam anlayışı neler yapıyor yargıda? Ve yargının bugün geldiği durum ne? İşte yargının bugün geldiği durum, yargıya, tarafsız ve bağımsız yargıya güvenin %38'lere kadar düştüğü bir ülkedeyiz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu sistemden kaynaklanıyor. Her şeye müdahale eden, yargıyı dahi dizayn eden bir anlayıştan kaynaklanmakta. Daha önce de söyledik. Sizin kendi partinizin, yani AKP kadroları içerisinde görev yapmış ilçe yöneticisi, belediye başkanı adayı, milletvekili adayı olmuş partileriniz bugün hakim savcı kürsüsünde, siz bu yargı sisteminden nasıl bir adalet beklersiniz? Veya nasıl bir bağımsız ve tarafsız yargı sağlarsınız? Bu mümkün mü? Tabii ki değil. İşte dün de söyledim. Anayasa Mahkemesi'ne iki tane üye atandı. Birer gün ne Danıştay'da ne de Yargıtay'da görev yapmadan Anayasa Mahkemesi'ne tek adam anlayışının sonucu olarak oralara atandı. Yine bir konuşmacı arkadaş dedi ki efendim geçmişte koalisyonlar vardı. Değerli arkadaşlar, geçmişteki koalisyonlar vardır ama siz anayasa referandum süreçlerinde bu ülkeyi efendim koalisyonlardan kurtaracağız diyerek meydanlardayken bugün gerçek koalisyon yaşanmakta. Hadi inkar edin. Bugün gerçek koalisyonu AKP ve MHP birlikte yaşamakta. Bugün eğer koalisyon varsa işte koalisyon gerçek anlamda bugün yaşanmakta. Eğer MHP muhalefette olsaydı siz bu kadar iktidarda istediğiniz gibi at koşturamazdınız. Dolayısıyla gerçek koalisyon işte burada. Şimdi Sayıştay'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ben Sayıştay'da görev alan arkadaşlarımızın iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Yani onlar elinden gelen gayreti gösterdiklerine inanıyorum. İnanmak da istiyorum. Ama iktidarın baskısının orada da olacağına ben inanıyorum. Neden? Bu arkadaşlarımız elinden gelen gayretle tespitlerini, bulgularını yaptığına ancak gönül rahatlığıyla bu bulgularını açık yüreklilikle ve açık bir şekilde kayıtlara düşürebilme noktasında sıkıntı yaşadıklarını ama buna rağmen en azından işaretlerle bir takım Sayıştay raporlarında bazı ifadeler geçmekte. Zaten bakın son dönemde torba yasalarla yapılan bazı değişiklikler oldu. Bazı işte geçmişte efendim yanlış ödeme yapan bürokratların, örneğin engellilerle ilgili ödeme yapan bürokratların haklarında herhangi bir işlem yapılmamasıyla ilgili torba yasadan geçen düzenlemeler var. Sayıştay raporlarında bu haksız ve usulsüz ödemelerin yapıldığı bulguları var. Ancak ben hem Sayıştay Başkanı'na hem de kamu denetçi, kamu kurumu denetim denetçi başkanımıza şunu söyleyeyim. Bakın, belediyelerin bankası olan İlbank'ın geçen yıl kredi ve hibe desteği verdiği 1156 projenin %94'ü Cumhur İttifakı'na ait belediyelere. Yine bu ödenekler yönünden %44.3'ün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapıldı. 2021 yılında %100 hibe desteği verilen 191 projenin %98.4'ü yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ise %1, Konya ve Trabzon'daki belediyelere verilen destek bile Cumhuriyet Halk Partili belediyelere verilen desteklerden daha fazla oldu. Çevre Bakanlığı son 3 yılda belediyelere 3000'e yakın araç hibe ettiği, bunların %97'si iktidar belediyelerine aktarıldı. Yine son 3 yılda belediyelere 432 milyon TL nakit yardım yapıldı. Bunun tamamına yakını Cumhur İttifakı'na ait belediyelere yapıldı. Büyükşehir belediyelerimizin 20 milyar liraya aşan uluslararası kredileri iktidar tarafından halihazırda imzalanmadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün 155 aracı bile son 2 yılda AKP-MHP belediyelerine bedelsiz hibe edildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesinin %50'sinden fazlasının Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından karşılandığı halde yapılan desteklemelerdeki oranların bu olduğu açıkça ortada iken Sayıştay'ın ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun
bu konulardaki haksızlık ve adaletsizlik karşısında nasıl bir tutum içerisinde olduğunu, bu konularla ilgili bir soruşturma açıp açmadığını da ben merak ediyorum. Açmadıysa da bu konuda gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, Sayıştay Başkanı, Kamu Denetçilik Kurumu Başkanı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de meclisimizin 2023 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım, sabahki sunumunuzda soru önergelerinin cevaplama oranının %63.9 olduğunu belirttiniz. Ben de kendime göre bir istatistik çıkarttım. Sağlık Bakanlığı'na yöneltmiş olduğum 2018 ile 2022 yılları arasındaki 61 adet soru önergesinin sadece 16 tanesi cevaplanmış. Yani benim kendi şahsıma ait oran %26 cevaplanma oranı var, %74 cevap yok. Hatta verilen cevap da inanın devletimizin kurumsal yapısına ve ciddiyetine uygun olmayan cevaplar var bu 16 cevap arasında. Ben size bir örnek olarak getirdim. Hatta size de dilekçeyle başvurmayı düşünüyordum ama şimdi anlatacağım gerekçe nedeni başvurmadım. Elimde 3 adet soru önergesi var Sayın Başkanım ve bu 3 adet soru önergesi farklı tarihlerde farklı konularda. Ama inanın üçüne de cevap aynı. Kopyala yapıştır şeklinde cevap aynı. Efendim şu internet sitesinde cevabı bulabilirsiniz. Yani bu kadar ciddiyetsiz. Bu 16 tane cevaplanıyor dediğim arasında bakın böyle gayet ciddiyetten uzak cevaplama tarzı var. Sonuç itibariyle bizler bu soru önergelerini direkt kendimiz makamımızdan göndermiyoruz. Yani sizin vasıtanızla gönderiyoruz. Yani meclis olarak siz soruyorsunuz bakanlığa. Burada bakanlık da meclisin hak ettiği itibarda bir cevap vermesi gerekir. Maalesef bu cevabı göremiyoruz. Hiç de cevap alamıyoruz. Hatta buna yönelik olarak hatırlarsanız geçen yıl ben size dilekçeyle başvurmuştum. O zaman 30 adet soru önergemizin cevaplanmadığını ve bu konuda sizden destek istemiştim. Bana verdiğiniz cevapta dediniz ki efendim işte bizim yetkimiz bakanlıkla milletvekili arasında bir hakemlikli koordinasyonu sağlamaktır. Ama asıl olan burada meclisin itibarı Sayın Başkanım. Yani siz de ifade ettiğiniz anayasanın 98. iç düzün 99. maddesine göre 15 gün içinde cevaplanması gerekir. Peki siz anayasa profesörüsünüz, hocamızsınız. Ben size sormak istiyorum. Cevaplamayan bakanlar bir anayasa suçu işlemiyor mu burada? Ne yapmamız gerekir? Peki ben bunun üzerine Şeref Bey de yanınızda Kamu Denetçilik Kurumu'na başvurdum. Kamu Denetçilik Kurumu da şöyle cevap verdi. Efendim bu konu yasama faaliyeti içindedir ve biz alakalı değildir. Biz bu konuyu incelemiyoruz. Tamam. Ben de bireysel olarak bakanlığa dilekçe verdim yine. Yani bir bilgi alma kanunu çerçevesinde bir yıldır dilekçeye cevap yok. Ne yapalım şimdi? Kamu Denetçilik Kurumu Başkanı'na da bunu sorayım yani şimdi şu anda. Ve Sayın Başkanım yine geçen yıl yine bu konuyu gündeme getirdiğim zaman bana şöyle bir cevap gönderdi. Efendim iç tüzün 181. maddesine göre cevaplanmayan soru önergeleri konusunda iç tüzükte bir değişiklik önerebilirsiniz. Şimdi biz Muhalefet Partisi milletvekili, siz de biliyorsunuz ki hiçbir yasa teklifimiz şu ana kadar gündeme gelmiş değil. Ama belli ki bir sıkıntı var. Yani ve bu sıkıntı bize ait bir sıkıntı değil. Yani bu meclise ait bir sıkıntı, meclisin itibarına ait bir sıkıntı. Ve bunu korumak hep herkesten önce sizin göreviniz. Yani iç tüzükte 181. maddede soru önergelerini cevaplamayan bakanlara yönelik bir işlem yapılacaksa bunda sizin liderlik yapmanız gerekiyor. Ve bunu ben sizden bekliyorum. Yani bugün belki iktidardasınız ama ileride belki muhalefete geleceksiniz ama asıl olan bu gazi meclisimizin itibarını korumamızdır. Burada bakanlar cevap vermiyorlarsa bu benim şahsıma ait bir sorun değil ki meclisin itibarıyla ilgili bir sorun. Ve şu anda ben bir milletvekili olarak tıkanmış noktadayım. Peki hak aramadan bahsettik. Hakkımızı arayamıyoruz. Milletvekili dahi bakın hakkını aramıyorsa millet nasıl hakkını arasın burada? Bunu çözmemiz lazım Sayın Başkanım. Yani bakın bir bakan eğer 15 gün içinde cevap vermiyorsa anayasa aykırı, anayasa suçu işliyor. Şimdi ben milletvekili olarak anayasa mahkemesine başvurdu mu bulayım? Ne yapayım? Bana akıl verin, fikir verin. Savcıdan suç duyurusunda bulunayım o zaman. Bakana diyeyim ki görevini kötüye kullanıyor. Anayasaya aykırı davranıyor. Ve geçen yıl size sormuştum bunu cevapsız bıraktınız. Bugün bu yıl yine bu sorumu tekrarlıyorum. Efendim size göre
cevaplamayan bakanlar anayasaya suçu işliyor mu işlemiyor mu? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde şimdi doğru. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli başkanlar, sayın vekiller, değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün üç başkanı dinledik. Her üçü de çok önemli. Ancak yasama mutfağında bulunmaklığım nedeniyle ben daha çok bu konuşmamı yasama çerçevesinde yapacağım. Zira toplamı 5 dakika. Sayın Başkan, bütçe hakkının önemini dillendirmemize gerek yok. Sıkça dillendirildi ama şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Yürütme bütçenin neresinde? Çünkü malum 2017 anayasa değişikliğine göre yürütme eşittir Cumhurbaşkanı yalnız başına, ama 5 yıldır hiç Cumhurbaşkanı'nı burada göremedik. Oysa anayasa madde 161 ona münhasır bir yetki veriyor. Nasıl ki siz burada haklı olarak bugün bulunuyorsunuz meclis adına, onun da bütçe adına sunar diyor, bulunması gerekirdi ama göremedik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ama daha çok tabii siz norm koyma yetkisi açısından yasamanın yasama faaliyeti, yasa faaliyeti üzerinde durduğunuz için ben de bu konuda birkaç saptama yapmak istiyorum. Malum norm koyma yetkisi paylaşılmış bulunuyor Cumhurbaşkanlığıyla meclis arasında. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile meclisin çıkardığı yasalar arasında bir ortak payda var. O da her ikisinin torba biçiminde, torba norm tarzına ağırlık veriliyor olması. Ama çok önemli bir fark var, tezat var ikisi arasında. O da Cumhurbaşkanı ancak kendisine tanınan alanda kararname çıkarabiliyor. Yasama meclisi ise genel ve asli bir yetkiye sahip bu konuda. Ne var ki? Yasama Meclisi bu genel ve asli yetkisini sahiplenmedi 5 yıldır. Bu konuda Anayasa Madde 104 fıkra 17 kanuna öncelik verdiği halde, münhasır yasa kavramını öngördüğü halde meclis Cumhurbaşkanlığı kararnamesi inceleme komisyonunun kurulmasından bile imtina etti. Birinci saptama, bu çok önemli bir saptama çünkü sürdürülebilirlik açısından önemli. İkincisi, meclis pilot kararlar gereği yasal düzenleme yapmaktan imtina etti. Bu tavrı devam ediyor. Üçüncüsü ise sizin vurguladığınız özellikle yasa sayısı, teklif ve yasa sayısı açısından ben biraz bu konuya ağırlık vermek istiyorum çünkü buradaki ana sorun yasanın kamu yararı, toplum yararı ve anayasaya saygılı yasa olarak ortaya çıkmasının yanı sıra bir de hani nitelikli yasa, yasanın sürekliliği, müzakereci sürecin işletilmesi gibi asgari bir takım yasama faaliyetinin gereklerine uyulup uyulmadığı. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman mesela sizin verdiğiniz o çok yüksek sayıdaki teklif hep yasalaşanlar mutlaka Cumhur İttifakı tarafından verilen teklifler. Hiçbir teklif muhalefet partileri tarafından verilen teklif yasalaşmadı. Bazen bizim yaptığımız önerileri parlamento çoğunluğunun engellemesi karşısında biz propoze ediyoruz, yani öneriyoruz, yol açıyoruz. Siz opoze ediyorsunuz, yani engelliyorsunuz, oysa tersi olmalıydı biçiminde yakınmalarımız da oluyor. Bu tipiktir. Mesela 12 adet adil yargılanma hakkı gereklerine ilişkin yasa dizisini sunduk. Ama 16-18 aydır herhangi bir biçimde komisyonlar toplantıya çağırmadı bu amaçla. Bu çok önemli. Sayın Başkan, ilk dakika rica etsem, bu çok önemli çünkü Sayın Başkanlar burada, çok teşekkür ederim. Şimdi burada tabii sorun yasa teklif aşaması, öncesi, esnası, komisyonlardaki görüşmeler ve sonrası olmak üzere hepsinde zaaf var.
Öncesinde mesela yasa etki analizi yok. Oysa bu kadar yasama uzmanımız var. Çevre yasalarında çevresel etki değerlendirmesi yok. Ve anayasaya uygunluk analizi ise hemen hemen hiç yapılmıyor. Ve burada Yüce Meclis'in kürsülerinden Anayasa Mahkemesi'ne gidin, anayasaya aykırı da olsa biz oylarız biçiminde beyanlarda bulunabiliyor. Ve nedir sonuç olarak? 70 torba yasa yalnızca 35 tek konu yasası. Ve bu 70 torba yasanın içerisinde 164 kanun bu 27. dönemde tekrar ve tekrar hatta bu haftadan sonraki haftaya kadar değiştirilen kanun. İşte bu bakımdan yasama belliği, yasama ciddiyeti, yasama özeni, bırakın nitelikli yasa sürecini, bu açılardan da çok ciddi sorunlarımız var. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Anayasa Mahkemesi'ne gidin biçimindeki öneriler, bizde bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin önceden denetimi yok. İş işten geçtikten sonra, ama tabii yıkın hukuk arkadan gelsin zihniyeti eğer öne çıkarılırsa hiçbir biçimde Anayasa Mahkemesi işler göremez. Bu bakımdan toparlıyorum Sayın Başkan, çok teşekkür ederim şeyiniz için. Bu bakımdan açıkçası bunun nedenleri sizlerin de çok övdüğü parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme değil başlı başına. Çünkü burada tanık olduğumuz manzara, görünüm, yasama süreci aslında 2017 anayasa değişikliğinde konulan normlara da riayet edilmemesi biçimde bir sonuç doğuyor. Belki de bunun nedeni hesap verebilir bir hükümetin bulunmayışı. Hükümet yok çünkü. Siyasal sorumluluk ilkesinin olmayışı, siyasal karar alma düzeninin bulunmaması, son olarak bulunmaması ve haliyle neden burada yürütme bulunmuyor? Evet, karşı şu anda sıraları boş olan vekiller belki yürütmeyi destekleyici konuşmalar yapıyor ama onlar yasama üyeleri. Ama biz bütçeyi yürütme olmadan yapıyoruz. Bakanlar çünkü siyasal sıfatları haiz olan kişiler değil. Teşekkür ederim. Şimdi Oya'nın galiba söz talebini etmek isterim. HDP grubundan Sayın Erdal Aydemir, İYİ Parti grubundan Sayın Enes Kaplan, CHP grubundan Sayın Sibel Özdemir şeklinde üç arkadaşımıza Emine Hanım'dan sonra söz vereceğim. Buyurun Emine Hanım, süreniz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Sayıştay Başkanımız, Kamu Denetçi Kurumu Başkanı, Denetçiliği Kurumu Başkanımız, Sayın Komisyon Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamunun değerli bürokratları, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce, başlamadan önce Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçiğimiz Faim Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Sayın Başkanım, bugün biz milletvekillerinin görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçemizi, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçelerini görüşüyoruz. 5. yasama yılında 27. dönemin son bütçesini görüşüyoruz. Yasama, temsil ve denetim. Bu görevleri milletimiz adına icra ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 800 yıllık bir parlamento geçmişine sahip. Ancak Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini söyleyemiyoruz. Bugün Türkiye'de yaşadığımız siyasi krizlerin ve yönetim biçiminden kaynaklı yaşadığımız sıkıntıların, tıkanıklıkların temelinde de demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığında yaşanan deformasyonun etkisi çok büyük Sayın Başkanım. Şimdi yeni sistemde artık her şeye karar veren saray olduğu için her şey saraydan geliyor. Siz bunu tabii çok kabul etmek istemeyeceksiniz ama bu uygulamada maalesef böyle Sayın Başkanım. Mecliste hangi yasaya yapılacağına karar veren de, faizin inmesine mi, çıkmasına mı karar veren de, gezi tutsaklarının ne kadar tutuklu kalacağına da karar veren hep tek bir kişi. Yasama kalitesi diye bir şey de mecliste kalmadı değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım.
4 yıldır komisyonumuza gelen torba kanunların kalitesizliğini konuşuyoruz. İçerik kalitesizliğine geçen yakın bütçelerde de değinmiştim. Birçok konuşmacımız da bu konuya zaten değiniyorlar. Getirilen düzenlemeler iyi hazırlanmadığı için ki biz muhalefet olarak torba kanunların komisyonlarda görüşülmesi sırasında bunu hep dile getirip uyarılarımızı yapmamıza rağmen dikkate alınmadığı için aynı düzenlemeler tekrar güncellenerek önümüze getirildi. Bu yılda bu şekilde uygulanmaya devam etti. Önümüzdeki süreçte de böyle olacağı kesin. Diğer bir konu yine bu kanun yapma kalitesiyle ilgili. Sayın Başkanım, torba kanunların da kendi içinde tabii bir mantığı var. Bunu da değerlendirmek istiyorum. Ben bu yönteme bir isim buldum. İsim koydum. Buna ben sandviç modeli diyorum. Şimdi nedir bu sandviç modeli diyeceksiniz. Halkın yararına olan, bizim itiraz etmeyeceğimiz olumlu düzenlemelerin içine bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz ve direneceğimiz bir takım düzenlemeleri koyuyorsunuz, sıkıştırarak sandviç yapıyorsunuz ve millete de afiyet olsun diyorsunuz. Şimdi örnek verecek olursak, mesela bugüne kadar kıyı alanlarının imara açılmasıyla ilgili, imar kanunlarıyla ilgili birçok düzenleme bu şekilde getirildi. Mesela geçen gelen kanun teklifinde kur korumalı mevduata tanınan vergi muafiyetinin süresinin uzatılması yine buna bir örnek. Pek çok bu düzenlemelere pek çok örnek verebiliriz. Şimdi yürütme bu sistemde kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de hesap verme zorunluluğunda hissetmiyor. Bunun en önemli kanıtını da zaten bütçe görüşmelerinde 4 bütçedir yaşıyoruz, görüyoruz. Bakanların üsluplarında hep bunu gördük. Bu önümüzdeki bütçede de bu devam edecektir diye düşünüyoruz. Meclisin çalışma kalitesiyle ilgili diğer konuşmacı arkadaşlarımız çok değindiler. Biz bugüne kadar ülkemizin, halkımızın, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları meclise taşımak, gündeme getirmek için mecliste kullandığımız araçlarla bu sorunları meclise taşıdık. Araştırma önergeleri, soru önergeleri, işte kanun teklifleri. Ama ne kadar etkili olduğumuzu da sorguluyoruz. Bu konuya diğer konuşmacı arkadaşlar da değindiği için çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Ben biraz da biz milletvekillerinin çalışma kalitesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Şimdi Sayın Başkanım, sunumunuzun son bölümünde yasama kuvvetini milletimiz adına kullanan siz, sayın milletvekillerimizi hizmeti ve faaliyetlerinizi kolaylaştırmaya her zaman en öncelikli konu atfettik dediniz. İşte bu çerçevede 2023 yılı bütçesi içinde temel hedefimiz yasama ve denetim faaliyetlerini gerçekleştiren milletvekillerimizin çalışma şartlarını iyileştirip işlerini kolaylaştırmak, milletimize daha iyi hizmet vermelerine katkı sağlamak olacaktır dediniz. Ancak mecliste bizlere hizmet eden, bizlerin çalışmalarını kolaylaştıran meclis çalışanları ve danışmanlarımızla ilgili pek bir şey söylemediniz. Şimdi öncelikle bize hizmet eden personellerimizin kadrolarının birçok hizmet eden personelimiz var. Bakın burada da bugün bizim için çalışan, çer servisi yapan, güvenliğimizi sağlayan birçok personelimiz var. Bu arkadaşlarımızın kadrolarının 4 ayrı şekilde olmasını, aynı işi yapıp farklı özlük haklarına sahip olmalarının, birbirlerinden farklı maaş almalarının yanlış olduğunu 4 yasama yılıdır söylüyoruz. Ama hiçbir gelişme olmadı. Bu konuda hiçbir adım atmadınız. Nedir mesela işte kadrolu personel 4A, 4B, 4B bir sürü model var. Şimdi aynı şekilde bir arada çalıştığımız ve gece gündüz mesai yaptığımız, yine bizlerin yasama faaliyetlerini kolaylaştırmak için çalışan danışmanlarımız var. Onların da birçok sorunları var. Bu sorunların ve hak kayıplarının çözümü noktasında da hiçbir ilerleme de ya da çözüm bir yol kaydedilmiyor ne yazık ki. Bu sorunların bir kısmı onların özlük haklarıyla ilgili, bir kısmı da yine sizin bahsettiğiniz gibi bizlerin de çalışmalarına olumsuz yansıyan konular. Bu sorunlara
Sadece biz sahip değiliz. İktidar, muhalefet, değerli arkadaşlar, sizlerin danışmanları için de konuşuyoruz burada. Siz hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. Birkaç arkadaşımız gerçi değindi. Teşekkür ediyorum ben onlara da, her iki gruptan. Mecliste Büro İş Sendikası danışmanlarla ilgili bir çalışma yapmış Sayın Başkanım. Bir anket çalışması yapmışlar. Dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmayı bana ilettiler. Ben de sizlerle paylaşacağım. Şimdi danışmanlara sorulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında en çok hangi sorunu yaşıyorsunuz diye. Ortaya çıkan öncelikli sorunları oranlarıyla birlikte paylaşacağım. Birçok başlık var ama zamanın burada birkaçını paylaşmaya yetiyor. Birincisi, bu çalışmaya katılan danışman arkadaşlarımızın %43.24'ü iş sonu tazminatının olmamasını en öncelikli sorun olarak görüyor. Çalışanın en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkından mahrum olan çalışan danışmanlarımız en çok bu sorunun çözülmesini talep ediyorlar. İkinci olarak %21.62 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi sözleşmeli olarak grup veya milletvekili danışman ve personeli olarak çalışanlara kadro verilmemesi ikinci sırada. Güvencesiz olarak çalışan danışmanlar gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar ve kadro bekliyorlar. %9.45 ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü içerisinde araç parkı konusunda yaşanan sorunlar üçüncü sırada geliyor. Danışmanlarımızın araçları için yeterli otopark alanı yok mecliste Sayın Başkan. Bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bize de yansıyor, biz de görüyoruz yaşanan bu sıkıntıları. Arabalarını bıraktıkları yer halkla ilişkiler binasıyla arasında çok fazla mesafe olduğu gibi servis olanağı da yok, ring sistemi de yok. Böyle uzun mesai saatlerinin olduğu ve yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduğumuz meclis çatısı altında bu sorunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu sendika anketinden çıkan sonuçları dikkate almanız gerektiğini düşünüyorum. Daha geniş sonucu size mutlaka sendika iletecektir. Şimdi danışmanların araçlarını bir de her kapıdan almıyorsunuz. Hani dediniz ya, milletvekillerinin çalışma kalitesini arttırmak için çalışıyoruz diye. Son yarım dakikamız. Kendi yaşadığım bazı olaylar var. Meclisin ilk haftası İstanbul'dan danışmanın bir araçla benim dosyalarımı, dokümanlarımı ve eşyalarımı meclise getirmek istediğinde maalesef kapıdan içeriye alınmadı. Aracı meclise kayıtlı değil diye. Ben meclis idare amirinizi size yazı yazarak bu durumu bildirdim ve izin istememe rağmen olmadı. Meclis idare amirinizi telefonla aramama rağmen bana da hiçbir dönüş yapılmadı. Sizin kaliteyi arttırmaktan kastınız bu mudur? Ben bilemiyorum. Yani böyle bir şey nasıl olabilir bilemiyorum. O zaman son cümlemi söylememe müsaade edin Sayın Başkanım. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten yasama kalitesinin arttırılması gerekiyorsa, milletvekillerinin çalışma kalitesinin de arttırılması gerekiyorsa, bu söylediklerimizin, bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor Sayın Başkan. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Sayıştay ile ilgili konuya da girecektim ama zamanım kalmadı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Erdal Aydemir, buyurun. Süreniz 5 dakika. Değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Yarından sonra Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlayacağız. Cumhuriyet çağdaşlıktır, Cumhuriyet yurttaşlıktır, Cumhuriyet özgürlüktür, Cumhuriyet erdemdir. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranları ve bugünlere taşıyanları saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini tartışırken esas olarak halk egemenliğini tartıştığımızı vurgulamak istiyorum. Meclisimiz, halkımızın iradesinin siyaset sahnesinde yerini almasını sağlayan en büyük kurum. Ve bu kurum kendisini emperyalizmle mücadele içerisinde var etmeyi becermiş bir miras üzerinde şekillenmektedir. Şöyle bir dönüp bakalım. Tarih 23 Nisan 1920, saat 13.45. En yaşlı üye olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk oturumuna başkanlık edecek olan Sinop Milletvekili Şerif Bey,
meclisin açılış konuşması için başkanlık divanındaki yerini alır. Mustafa Kemal tarafından yazıldığı bilinen konuşması özetle şöyledir. Ezelden beridir hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esareti kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş, derhal vekillerini toplamaya başlayarak Yüce Meclisi'ni vücuda getirmiştir. Bu Yüce Meclis'in reisi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde geleceğini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisi'ni açıyor. Daha ilk açılış anındaki sözlerde gördüğümüz gibi meclisin mayasında bağımsızlık ve halk iradesi vardır. Ancak içinde bulunduğumuz tek adam rejimi yurttaşların iradesini ve karar alma hakkını savunan cumhuriyet fikrinden finansal karar alıcıların hizasına geçmiş şekilde devleti şirket gibi yönetmeye geçmiştir. Her ne kadar Sayın Erdoğan bunu anlayıp pullasa da olan cumhuriyetimizin 100 yıllık demokratik birikimine olmuştur. Böylece bir yandan bütün siyasal sistemi tek bir kişinin ağzından çıkacak kararları bağlayarak halk iradesinde olunmaz yaralar açmış, hem de emperyal düzenin finansal baronlarına teslim olmuştur. Değerli milletvekilleri, yıkılmış ve iflas etmiş bir imparatorluğun yıkıntıları üzerine yeniden inşa edilen cumhuriyetimiz, parlamenter demokrasi ve liyakati öne çıkaran yeni kurumlarıyla tüm ülke sathında yurttaş temelli bir kalkınma dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Saray rejimi 100 yıla yakın cumhuriyet deneyimimizin ardından adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir sistem ile Türkiye'nin dinamik toplumunu, ekonomik kapasitesini ve kurumsal birikimini kendi kategorisindeki ülkelerin bile gerisine düşürmüştür. Saray rejiminin anayasasız, hukuksuz, kurumsuz, bürokrasisiz ve liyakatsız yönetimi neticesinde Türkiye önce yerinde sayan bir ülkeye, ardından neredeyse bütün endekslerde gerileyen bir ülkeye dönüşmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde kurumsal çöküşün ve toplumsal buhranın eşiğine gelen ülkemiz, teknoloji üretiminde ve Ar-Ge'de geri kalmış, hazinesi, KOBİ'leri ve hane halkı borç batağına saplanmış, yüksek teknolojili ve ham maddede dışa bağımlı, hukuksuzluğun ve keyfiliğin hüküm sürdüğü otoriter ülkelerden biri olma konumuna hızla sürüklenmiştir. AKP yönetiminde Türkiye, demokrasi, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanında krizlere ve çözümsüzlüğe savrulmuş, kurumlara güvenin azaldığı ve toplumsal huzurun kaybolduğu bir ülke konumuna getirilmiştir. Üretimden, kalkınmadan ve planlanmadan uzak ekonomi politikaları sonucu Türkiye'de vasıflı iş gücüne istihdam yaratamayan, katma değer üretemeyen, teknoloji ihraç edemeyen ve her şeyden önemlisi bölgesel ve sınıfsal sosyal adaletsizlikleri gideremeyen bir kara düzen oluşturmuştur. Ülkemiz ekonomiden özgürlüğe, eğitimden toplumsal barışa, kadın haklarından liyakate, yüksek teknoloji üretiminden çevre krizine kadar birçok alanda tüm kazanımlarını ve birikimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Tek adam rejimi Türkiye'yi demokratik değer ve hedeflerinden uzaklaştırmaktadır. Farklı görüşlere tahammül edemeyen AKP, güçler ayrılığı ilkesini yok sayarak yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisini azaltmış ve Türkiye'yi büyük bir demokratik gerilemenin içerisine sürüklemiştir. Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimiz halkın hesap sorma makamıdır. O açıdan sorumluyuz ve sorumluluk ne kadar acı olsa da tek adam rejiminin yarattığı tahribatın ardından şu sorulara cevap vermek, bu ülkenin kuruluşu için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimize borcumuzdur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkili makamlara yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir kenara telkinlerinde bulunduğu,
hakim ve savcılık sınavlarından önce siyasi parti bürolarında listelemelerin yapıldığı, mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir yerde demokratik yönetimden bahsedebilir miyiz? Politikanın kamu kaynaklarını yağmalama ve bal tutup parmak yalama faaliyeti olarak görüldüğü, kolektif eylemden ziyade bencil ve eşitsiz rekabetin geçerli olduğu, kamusal statülere gelmede liyakete nazaran lidere sadakatin esas alındığı bir ortamda erdemin veya ortak iyinin sözünü edebilir miyiz? Demokrasi 4-5 yılda bir temsilcilerin seçilmesi için sandığa gitmeye indirgenmiş, ifade, toplanma ve örgütlenme gibi başlıca özgürlükte dahi rafa kaldırılmışsa orada politik katılımın asgari koşulları var mıdır? Kamusal kararların yasayla değil, tekil kararlarla belirlendiği yerde dengeden bahsedebilir miyiz? Toplumsal hayat, sermaye, din ve cinselliğin kıskacına girmiş, yanaşmacılık, itaat ve sadakat kültürü neredeyse bütün ilişki biçimlerine sirayet etmişse, orada gerçek anlamda bir kamu söz konusu olur mu? Eğer bu sorulara olumlu yanıt veremiyorsak, ki veremiyoruz, Türkiye'yi hala kavramın öz anlamıyla bir cumhuriyet sayabilir miyiz? Ancak umutsuzluğa yer yok. Dün söyledim, her bütçede tekrar edeceğim, bu bütçe iktidarı uğurladığımız bir bütçe arkadaşlar. Gelecek yıl dayanışmayı, yardımlaşmayı, hesap verebilirliği önceleyen bir sosyal refah devleti anlayışını hayata geçireceğiz. Cumhuriyeti tekrar ayakları üzerine kaldırıp halk egemenliğinin sözde değil gerçekten hayata geçirilmesi için tam bir demokratikleşme programı uygulayacağız. Diğer milletvekilleri, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Başkan, konuşmanızda Amasra'yı andınız. Eski bir maden işçisi olarak teşekkür ediyor. Bir kere daha 41 madencimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Araştırma komisyonunun da kurulması çok önemli ve gerekliydi. Ancak şu soruyu sormadan edemiyoruz. Sayın Başkan, biz Soma'da 301 madencimizi kaybettikten sonra da bir komisyon kurduk. Soma Araştırma Komisyonu raporunda 131 maddede ortaklaşıldı ve içinde 111 öneri var. Burada söylenenlerin de gerçek anlamda hiçbiri hayata geçmedi. Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel, Soma raporu yayınlandıktan bir sene sonra 56'sını dönemin Çalışma Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, 55'ini de dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'a sordu. Ne yaptınız bu 111 maddeye diye. Bu önergeler cevap verilmeyen önergeler listesinde duruyor. Çünkü hiçbir şey yapılmadı. Meclis bunların takibini yapmayacaksa bu komisyonları niye kuruyoruz? Bu konuda hangi çalışmalar yapılıyor veya çalışma yapılıyor mu? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayıştay Başkanım, Kamu Denetçiliği Kurum Başkanım ve değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri. Bugün bütçe görüşmelerimizin ikinci günündeyiz ve ilk olarak aslında kurum olarak üyesi olmaktan da onur duyduğumuz, milletimiz adına görev yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yine milletimiz adına mali yargı denetimi yapan Sayıştay ve Kamu Denetçiliği kurumlarının bütçelerini görüşüyoruz. Şimdi tabii Sayın Meclis Başkanımız gerek bize sunduğu takdir ettiği faaliyet raporu tüm meclisimizin, gerekse sunuş kitapçığında meclis faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgiler verdi. Teşekkür ediyorum. Tabii ben de birkaç soruyla kendilerine düşüncelerimi ve öğrenmek istediğim hususları yöneltmek istiyorum. Şimdi biz soru önergesi veriyoruz. Verdiğimiz soru önergelerine süresi içinde yanıt verilip verilmediği kontrol ediliyor.
ve bu da yayınlanıyor. Sizin de verdiğiniz raporlarda bunlar var yazılı olarak. Ama en az onun kadar verilen yanıtların tabii soru önergesindeki bu soruların karşılığı olup olmadığının da kontrol ediliyor olması. Bize gelen yanıt Sayın Grup Başkan Vekilimizin verdiği örneklerle de aslında tam karşılığı bulan örneklerle de bize gelen yanıtın sorduğumuz soruların karşılığı olup olmadığına dair bir denetim mekanizmasının da olmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Yoksa ben daha dün İzmir'de işte bir okulun yıkılması söz konusu Atakent Anadolu Lisesi'nin onunla ilgili bundan 5-6 ay önce bir soru önergesi vermişim. Gelen yanıta bakıyoruz. Sorduğumuz soruların hiçbirisine yanıt bulamadığımı görüyorum. Dolayısıyla bunun soru sormak değil, verilen yanıtın soruyla sorunun karşılığı olup olmadığını kontrol etmek belki daha önemli. Tabii bu yapılamıyorsa da milletvekilimizin gelen yanıtları tatmin edici bulmadıklarına dair beyanı ile ilgili kamu idaresine bir uyarı yazısıyla yanıt talep edilmesi yerinde olacaktır. Tabii biz iş tüzük madde 29'da yazılı soru önergeleri süresi içinde cevaplandırılmadığı takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısına veya bakanlara bildirilir. Hükmünün de yerine getirilmesinin görevimizi layıkıyla yapabilmek adına yasama organında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun da bir müeyyidesinin olmaması yani umursamazlığın yürütme tarafından adam sendeciliğin bir sonuç olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. 27. dönemde verilen yazılı soru önergelerinin cevaplandırma oranının %63.97 olduğunu belirtiyorsunuz. Tabii bu önceki yıllara göre belki bir iyi bir durum, daha başarılı bir faaliyet olarak ifade edilebilir ama 3/2 yani 1/3 yanıtlanmıyor. Verilen soruların 1/3 karşılığını hiç alamıyor. Bırakın soruya verilen yanıtı alıp almamak. Cevap verilmiyor. 73.352 yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. dönemden bugüne en yüksek önerge sayısı olduğunu belirtiyorsunuz. Sayı gerçekten oldukça fazla. Tabii bu sayının bu kadar fazla olmasının iki nedeni olabilir. Ya yürütme çok yanlış işler yapıyor. Bu eksiklikleri sorarak öğrenmek adına yasama organı, yasama üyeleri bu soruları soruyorlar. İkincisi de sözlü soru önergesinin artık meclis anayasa gereği ve yeni sistem gereği verilemiyor, sorulamıyor olması. Bunun daha çok tamamen yazılı soru önergelerine yükleniliyor olması. Tabii genel kurul çalışmalarımız esnasında milletvekillerimiz tarafından sorulan sorular var. Tabii bunlar da muhatap bulamadığı için kayıtlara giren cevapsız sorular olarak kalıyorlar maalesef. Tabii biz hepimiz başta Sayın Meclis Başkanımız olmak üzere yasamanın daha kaliteli olması ve Anayasa Mahkemesi'nden red olmadan kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmasını arzu ederiz. Bu bizim meclisimizin, Yüce Meclisimizin, Gazi Meclisimizin itibarı adına da çok önemli. Ama bakıyoruz ki hemen hemen komisyonumuza gelen her kanun teklifi birçok maddesinde anayasaya aykırılık. Anayasaya aykırılık konusunda herhangi bir ön şeyden geçiyor mu? Geçmediğini de görüyoruz. O nedenle diğer komisyonlarda da bunun benzeri durumlar söz konusu. Dolayısıyla anayasaya aykırılık konusunda bir filtreden geçmeden değerlendirmeye tabi tutulmadan gelen kanunlar Anayasa Mahkemesi'nden de kimi zaman geri dönmek zorunda kalıyor. Torba kanunları temel kanun olarak yapıyor, görüşüyor olmak hep üzerinde ısrarla durduğum, çeşitli kereler, sayısız kereler ifade ettiğim
yasama kalitesini ve samimiyeti ortadan kaldıran bir durum. Yani bunun bölümler halinde görüşülmesi ve herhangi bir maddeye itirazınızın tümü üzerinde verilen oylamayla söz konusu geçerli kılınmaması. Aslında temel soru da şu, bir temel kanun yapmak istese, çünkü artık yeni sistemde tasarı yok. Tamamen milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri, hükümetten gelen bir bütçe kanunu, bir kesin hesap kanun teklifleri var. Onun dışında sadece milletvekili. Bir milletvekili düşünemiyorum ben, bir temel kanun hazırlasın veya bir milletvekili grubu gelip, çünkü arkanızda hükümet ve yürütmenin yetkili organları olmadan, yani yürütme olmadan böyle bir temel kanun hazırlamak oldukça kapsamlı bir iş, bir mesele. Bu temel kanun nasıl hazırlanacak? Böyle bir temel kanun yapma imkanı var mıdır bu yeni sistemde? Bu tartışmalı bir durum haline geldi. Tabii sözlü soru önergesi veremediğimiz için denge denetleme fonksiyonunun da etkin yerine getirilmesi pek mümkün olamıyor, zaten değil. Bu çok daha hızlı, etkin, verimli ve meclise verilen yazılı önergelerin sayıca azalmasına ve yasama denetiminde etkinliği adına önemli bir durum. Soma faciasından, ya daha doğrusu katliamından sonra Meclis Genel Kurulumuzca tüm siyasi partilerin ortaklaşan önergesiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda yer alan 111 önerisinin takibini yapabildiniz mi Sayın Başkanım? Yapılmadıysa nedenini merak ediyorum ve sonuçları, yapıldıysa da sonuçları ne olmuştur? Benzer şekilde meclisimizde, ki benim de üyesi olduğum bir deprem araştırma komisyonu kuruldu çok yakın bir geçmişte ve oldukça etkin, verimli ve yoğun bir çabayla rapor üretildi. Size de takdim ettik sizin huzurunuzda. Bu raporda tanımlanan 260 öneri var. Bunların takibi yapılabiliyor mu? Bunları da sizin takdirinize, eğer uygun görürseniz, yanıtlarınızı almak isterim. Sayıştay'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Anayasamızın yargı başlıklı 3. bölümünün 4. alt bölümünde 160. maddeyle tanımlanmış esas itibariyle bir mali yargı organı olduğunu biliyoruz. Diğer yargı organlarından en önemli ayrımının merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını denetlemek, sorunların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerinden oluşan yargı eylemini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, yani yasama organı adına yapıyor olmasıdır. Diğer bir ifadeyle milletin vergileriyle ayakta duran yüce devletimizin yürütmenin yönetimindeki kurumlarının yaptığı harcamaların mali denetimlerini yapan Sayıştay bu yetkisini yine milletin meclisinden alarak yapar. Dolayısıyla tüyü bitmemiş yetimin hakkını kollamakla, devletimizin yağmalanmasını, yolsuzlukları önlemekle, başta bütçe kanunu olmak üzere yasalarla görev, yetki ve sorumlulukları, gelir ve harcamaları tanımlanmış olan kamu idarelerinin mali iş ve işlemlerini denetlemek ve bunu milletin iradesini temsil eden meclis nezdinde millete bildirmekle yükümlü. Ben bu konuda çok rica ediyorum. Geçmişte çok daha etkin, verimli ve yasama kalitesi açısından, yargı denetimi açısından, mali yargı denetimi açısından kamu idarelerinin çok önemli görevleri yapmış olan Sayıştayımızın, bitiriyorum Sayın Başkan. Bundan sonra bunu sürdürmesi, aksi takdirde ne devleti ayakta tutma imkanının, ne yolsuzlukları, hırsızlıkları ve bununla ilgili tüm yanlış, hukuksuz harcamaları önlemenin mümkün olamayacağını düşünüyorum. Kamu denetçiliği kurumu ile ilgili bir sorum var. Bitirdim sorumu, sadece soracağım. Kamu denetçiliği kurumu ile İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunlarında ve benzerlikler itibariyle iş, fonksiyon ve çakışmalar var mıdır? Birlikte uyumlu bir çalışma mı söz konusu, yoksa birbiriyle çelişki aralıkları var mıdır? Teşekkür ederim.
Başkanım ve değerli meclisimizin, Sayıştay'ın ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun değerli başkanları ve bürokratları, vekillerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli başkanım, yeni sistemi aslında biraz test ettik. Bu 5. yılımız, bir süreç geçti ve yasama faaliyetlerinde bir veli var elimizde. Siz de değerli hocamız olarak velilere çok önem verdiğinizi biliyorum. Burada denetim mekanizmasında bir meclisimizin denetim mekanizmasında bir zayıflığın olduğu aşikar. Özellikle sözlü soru önergelerinin kaldırılması ve bakanların meclise ilişkisinin kesilmesi ve en önemlisi genel görüşme yapılmasıyla ilgili meclisin bu yetkilerinin olmaması, bu bir denetim anlamında bir eksiklik olarak görüyoruz. Yine meclis soruşturmaları çok değerliydi geçmiş dönemlerde. Buradaki gerekli sayısal çoğunluğun işte önerge verebilmek bile 301 sayısı, Yüce Divan Sekte 400 sayısı, bu meclisimiz açısından önemli, yüksek bir rakam olarak gözüküyor. Ve çok sayıda iddialara rağmen ciddi, hiçbir bakan hakkında bu dönem hiçbir soruşturma önergesi verilemedi. Böyle bir komisyon da kurulamadı. Denetim mekanizması olarak tabii çok önemli bir işlevi olan Sayıştay. Meclisimiz açısından bugün görüştüğümüz bütçenin kaynakların, tüm kamu kaynaklarının işlevi ya da israf edilmemesi noktasında önemli bir bölümü var. Ama ciddi de tartışmalar içerisinde Sayıştay. Ya Sayıştay'ın bu şeffaflık, kurumsallığı, kuralları, çıkardığı bulguların denetlenmesi, somut ne yapılıyor bu anlamda? Ciddi, ya bu şeffaflığını tartışmak dahi kurumun denetim mekanizmasına ve meclisin denetim mekanizmasına ciddi zarar veriyor. Mali bir yargı gibidir Sayıştay aslında. Ama bu noktada hangi somut adım atıldı? Meclis bu noktada belki yeniden bir düzenleme ihtiyacı doğabilir. Yani Sayıştay raporunun bulguları noktasında meclise yapabileceği farklı araçlar olabilir. Biz biliyorsunuz Sayın Başkanım, kesin hesap komisyonu önerdik. Mecliste bu çok tartışılıyor. Bu yine tartıştık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesin hesap komisyonu kurulması ve başkanın da muhalefet olması. Bu meclisin denetim yetkisi açısından değerli bir öneri bizim partimizin sunmuş olduğu. Biliyorsunuz başkanım, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile yapıyorum ve sizlerle de çok sayıda Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret ediyoruz. Ve rapora yansıyan ciddi eleştiriler var. Ben parlamenter olarak bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yeni sistemle birlikte meclisin yasal fonksiyonunun zayıfladığı, Cumhurbaşkanı'nın kararname ve kararları yetkisinin aşırı olduğu noktasında. Bu önemli bir sorun olarak gözüküyor. Yolsuzluk konusunda, işte Sayıştay'a burada aslında yine Avrupa Birliği raporunda yolsuzlukların araştırılması, soruşturulması, meclisin denetim yetkisi noktasında bir zayıflığı işaret ediyor. Burada Sayıştay'ın olması, hesap verebilirlik noktasında yürütmenin yasamaya hesap verirliği noktasında da yine burada da bir zayıflığı, yeni sistemle beraber yasama yürütme yargı arasındaki etkin kuvvetler ayrılığının yani zayıfladığı belki ya da olması gerektiği gibi olmadı ve Cumhurbaşkanlığına merkezileşmesi, yani yasamanın buradaki o ilişkileri, siz Anayasa Komisyonu Başkanıydık, biz bu sistemi tartışırken çok tartıştık bu konuları. Ben bir de birçok komisyonu, bunu doğal olarak en çok plan birçok komisyonunu dile getiriyorum. Tali komisyonlar değerli başkanım. Şimdi görüyoruz, işte ben sayısal veri de istedim. Değerli Sali Başkanımız bu verileri çok detaylı verdi. 786 kanun teklifi son verdiğim tarihte, 606'sı tali komisyonları demiş. Yani birçok torba kanun geleneğinden maalesef bu dönem vazgeçemedik. Tali komisyonları sevk ediliyor ama tali komisyon başkanının keyfi, kararı ile bir görüş sunulamıyor. Bunu biz Sayın Başkanımıza sunuyoruz sürekli. Nerede diyoruz bu? Rapor en azından. Ama şöyle bir zayıflık var. Ben şundan rahatsız oluyorum. Tamam, karar olabilir ama en azından komisyon üyelerinin haberi olsun. İhtisas komisyonları biz neden kurduk? Ya ben tesadüfi cuma günü bütçenin genel sunuşunda pazartesi Cem Evli ile ilgili bir düzenlemenin orada öğrendim. İşte Milli Eğitim Komisyonu'na sevk edilmiş, Adalet Komisyonu'na, birçok komisyon üyemizin haberi yoktu. Ya bu tür, bunlar çok büyük eksiklik meclisimiz açısından. İhtisas komisyonunun önemli niteliği artırmalı ki Avrupa Parlamentosu'nda komisyonlardır asıl. Genel kurul aşaması daha kısa süren bir aşamadır ama biz bunları, bırakın sivil toplum kuruluşlarını davet etmeyi, meclisin parlamenterlerinin yasayla ilgili bilgisi olamayabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Soru önergeleri çok tartışıldı değerli. Tamam, çok tartışıldı değerli başkanım. En az yanıt veren noktasında
Adalet Bakanlığı, İçişleri, Sağlık bu sorun alanlarını iletiyoruz ama bunlarla ilgili bir cevap veriyoruz. Bir dakika sadece isteyeceğim. 24. dönemde bir karşılaştırma yaptınız. Şuna baktım ben istatistik veriye başkanım. Yani cevaplanma oranı o dönemde daha yüksek. Yani sayısal olarak baktığımızda bir 14 bin zamanında yanıtlanmış. Bu bizim dönemimizde sayı daha fazla soru önergesi ama 9 bin yanıtlanmış. Hani zamanında bunu belirtmek istiyorum. Kamu Denetçiliği Kurumu'yla bir şey söyleyeceğim değerli Şeref Hocam. Tanınırlığı açısından sizin döneminizde ciddi bir aşama kaydettik ama hala eksik. Büyük şehirlerde, istatistikleriniz çok değerli baktım. Büyük şehirlerde genelde başvurular olmuş. Ve en çok şikayet de kamu personel rejimi, adalet, mahalli idareler, ekonomi. Bu güncel olarak değişebilir tabii ki. Kamu personel rejimini önemli buluyorum. Bu Sayın Başkanımızın da bilgisine çok reform gerektiren bir alan. Bizim meclisimizde de bu sorunlar var. Değerli arkadaşlarımız, milletvekillerimiz dile getirdiler. Sayın Özdemir, teşekkür ediyorum. Çok bunları açıkçası paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. 2022 bütçesi hazırlanırken bu salonda ve genel kurulda muhalefet milletvekillerinin tamamı gerekli uyarı ve önerilerde bulundu. Ama bunların hiçbirisi dikkate alınmadı. Sonuç, 6 ay sonra yürütme, paramız bitti dedi ve yüksek vergilerle bir ek bütçe hazırlama durumu söz konusu oldu. Şimdi buradan iddiayla söylüyorum. Hazırlanmakta olan 2023 yılı bütçesi 6 aylık süreyi dahi kapsamayacak. Önümüzde bir seçim var. Bu bütçe seçim bütçesi olacak ve birkaç ay içerisinde seçim sürecindeki yapılan harcamalarla kısa süre içerisinde tüketilecek. Ondan sonra kurulacak 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni değerlendirmeler ve yeni bütçelerle karşı karşıya kalacak. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı bir tasarruf genelgesi yayınladı. İsraf ve şatafatın yoğun bir şekilde sürüldüğü bu ülkede bu tasarruf genelgesi bizi son derece mutlu etti. Ve bunun üzerine ben de çokça dile getirilen şu araç meselesini Cumhurbaşkanlığına sordum. Sorduğum çok basit 3 soruyu kapsıyordu. Çok net. Kısaca özetleyeceğim. Soru şu: 2021 yılı envanterinde Cumhurbaşkanlığına bağlı kaç araç var ve yine aynı yıl içerisinde kaç araç kiralanacak? Bir başka soru da şu: tüm kamu kurum ve kurumlarında var olan araç sayısı kaç ve kaç araç kiralanacak? Şimdi bu basit ve sadece birkaç rakamlarla ifade edilecek sorulara verilen cevap şu: Cumhurbaşkanlığı hizmetleri mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Bu sadece bana değil, bu parlamentoya ve bu parlamentonun meclis başkanlığına yapılan en büyük saygısızlık ve hakarettir. Bu araçları sayısal olarak nitelendirmek çok mu zor? İşte maalesef bu parlamentoya bakılan bakış açısı budur. Bu son derece çirkin bir davranıştır. Sayın Meclis Başkanı'na gitti. Keşke burada olsaydı da ona söyleyeceğim başka sözler de vardı. Bakın, şurada hazırlanan bu bütçe konuşmasında, bu kitapçıkta 17. sayfada ne diyor? Sayın Meclis Başkanı 6 aylık dilimler halinde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlara gerekli uyarıları yapıp ya yapmayın kardeşim, doğru dürüst cevap verin diye ilk uyarıyormuş. Bu uyarıya rağmen eğer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıklar, o memur bakanlar, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin meclis başkanının uyarılarına riayet etmeyip, dikkate almayıp, hadi canım sen de diyorsa, valla bunu da Sayın Meclis Başkanı oturup düşünsün. Bir başka husus, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki denetimi var. Biri iç denetim, diğeri dış denetim. İç denetim mevzuat gereği parlamento tarafından dile getiriliyor. Ama dış denetim bundan önceki yıllarda tümüyle Sayıştay üzerine, Sayıştay tarafından yapılan dış denetimdi. Peki bugün ne yapılıyor dış denetimde? Bakın sayın milletvekilleri, parlamentonun bütçesi dış denetim adı altında Sayıştay tarafından sadece şöyle değerlendiriliyor: yapılan harcamanın belgesinin alınıp dosyaya konulup konulmaması
ve harcama doğru bütçe tertibinden yapılmış mı? Bu. Yani dış denetimi yapan Sayıştay'ın dikkat ettiği husus bu. Evraklar dosyaya konmuş mu? Bu mudur sayın milletvekilleri? Yani bir koca Büyük Millet Meclisi'nin şeffaf hesap verilebilir olması için dış denetimin çok daha nitelikli, çok daha şeffaf olması gerekiyor. Hayır, kapatıldı. Evraklar dosyaya girmiş mi, girmemiş mi? Peki, olabilir. Bir takım usulsüzlükler yapılmış olabilir. Artık alıştık. Bu ülkede birçok yolsuzluk yapılıyor. Bizim parlamentomuzda bunların zerresi dahi yapılmamalı. Bunu görmek için de dış denetimin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Biz bütün bunları her fırsatta dile getiriyoruz. Ama görüyoruz ki bunların hiçbir tanesi layıkıyla yerine getirilmiyor. Yine kitapçığın 16. sayfasında bakın 73.779 önerge verilmiş. Sadece 9.847'si zamanında süresi içinde cevaplandırılmış. Ya arkadaş, biz milletvekiliyiz. Bizim sorduğumuz sorular o gün için gündemde olan bir konuyu açıklığa kavuşturmak, onun üzerine yapacağımız çalışmaları daha nitelikli hale getirmek üzerine veriliyor. 73 binin sadece 9.400 tanesine cevap veriliyor. Bu geçmişti. Toparlarsınız. Peki. Bu meclise reva görülen budur ve Sayın Meclis Başkanı maalesef bunların hiçbir tanesine dikkat çekmiyor, gereğini yapmıyor. Ben yazdım, ne yapayım diyor. Bu yeterli değil. Çünkü tarafsız bir meclis başkanı bu mecliste olsaydı bütün bunların uygulaması çok daha farklı olurdu diyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın